Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı tarhana çorbası tarifi vereceğim. Buyurun yapımına geçelim. Hemen malzemelerini sayıyorum. Bir çay bardağı dolusu ev tarhanası. Hemen göstereyim tarhanayı da. Şu şekilde. Bu şekilde oluyor ev tarhanası bu. Bundan bir çay bardağını aldım. Soğuk suda sabahleyin ıslattım. Bu şekilde bekliyor. Hazır satılanlar nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ben hep ev tarhanası kullanıyorum ve bu şekilde yapıyorum. Yani tarhanamızdan bir çay bardağı alalım ve bir geniş kaba koyup içine yaklaşık 2 su bardağı kadar soğuk su koyup bekletelim. 4-5 saat yeterli olur. 200 gram kadar dana kıyma ve bir yemek kaşığı dolusu domates salçası. Şimdi buna biber de doğrayabilirsiniz, yeşil biber. Benim evde yok diye şimdi koymuyorum ama olsaydı koyardım. Hemen yapalım. Ocağa çorba yapacağımız tencereyi alalım. İyice ısıttıktan sonra kıymamızı koyalım. Ve iyice kavuralım. Kavrulduktan sonra biraz sıvı yağ koyalım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Salçamızı katalım. 2-3 dakika kavuralım. Kavrulan salçaya su ekleyelim. Şöyle ne kadar diyeyim? 3 su bardağı kadar. Suyumu koydum. Suyum soğuktu. Sıcak koymadım. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Yeşil biber koymak isteyenler salçadan sonra doğrayıp koyabilirler. Evet, şöyle bir karıştırayım. Salçam iyice çözülsün. Acı yapmak isteyenler pul biber de katabilirler salçayla. Kuru nane de katabilirsiniz. Ben şimdi acı olsun istemiyorum çocuklardan dolayı. Tamam. İyice salçam açılınca tamam artık hiç kaynamasını beklemeden hazırladığımız sosu tarhanamızı yani döküyorum. Hepsini dökelim. Ve şöyle karıştırıyorum. Şimdi karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Aslında Hatay'da hiç tarhanayı bilmezler. Yani ben buraya gelene kadar tarhanayı hiç bilmedim, tatmadım. Burada da arkadaşlarım Zonguldaklı. Onlar da kendileri yapıyorlar tarhanayı. Memleketlerinden getiriyorlar. Sağ olsunlar bana da veriyorlar. Onların sayesinde ben de bu güzel tarhanayı yemiş oluyorum. Türk bakkalında satılıyor böyle hazır ama ben onları sevmiyorum. Bunun tadına bakınca onu sevmedim yani öyle diyeyim. Ev tarhanası çok farklı oluyormuş tadı, çok daha güzel. Kaynamaya başladı. Altını kıstım şimdi, orta dereceye getirdim. Biraz şöyle bir 5 dakika daha kaynasın. Kıvamını da ona göre ayarlayalım. Şu an biraz bana katı geldi. Şöyle bir su bardağı kadar daha su ekleyeceğim ama kaynar su tabii. Şimdilikten sonra soğuk su koyamayız. Süper oldu. Mis gibi kokuyor şu an. Çorbama ocaktan almadan önce biraz kuru nane koymak istiyorum. Farkındaysanız hiç tuz koymadım. Çünkü tarhanada zaten tuz var ve salçamda da tuz var. Onların tuzu yeterli geliyor ama siz yine de en son tadına bakın. Eğer isterseniz tuz koyabilirsiniz. Benim çorbam hazır. Kış aylarında bence en güzel çorba tarhana çorbası. Artık çorbam hazır yemeğe. Dışarıda da kar yağıyor. Göstereyim size karımızı da göstereyim. Şimdi biraz yavaşlamış karımız. Ama 2-3 gündür hep kar yağıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.